Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kanemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Ankara'ya yürüyüş kılıvatkan kayrındaşlarımız Bolu şehirge yitip vardı. Bugün 24 dekabr İstanbul'dan 15 dekabr Ankara'ya karab piyade yolga çıkan kayrındaşlarımız yürüyüşünü cephalık devamlaştırıp Bolu şehirge yitip vardı. Ali Ekber Damullam'ın yetekçilikide Xitay tecavüzcilerinin vatanımızda elip berivatkan irki kırgınçılık cinayetine yerlik halkının şundaklı dünyanın dikkatini tartış üçün Ankara'ya piyade yürüyüş hareketi 15 dekabr 9 Uygur bilen başlanan bulup, bugün 24 dekabrdan başlap yürüyüş kılıvatkan kayrındaşlarımızın ahvallarını her vakit sınığı elip tarıkıtış üçün Şarkı Türkistan Ahbarat ve Teşvikat Agentliği İstiklal Televiziyemizden bir hadim koşuldu. Hazır Ankara'ya yürüyüş kılıvatkan kayrındaşlarımızın sani 26 kişiye yetti. Bugün Bolu şehrine yetip gelgen kayrındaşlarımızı İyi Partiya Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Efendi, İyi Partiya Bolu Şöbesi'nin reisi Bozkurt Efendi, Türk Ocakları Muavin Reisi, Saadet Partisi Bolu Şehri Şöbe Reisi Veysel Çetinkaya Efendi katarlıklar onlarının aldığı çıkıp kütü aldı. Ali Ekber Damullam onlarının kütü alan rehberlerine Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını irki kırgın kılıp atkallıkını, Şarkı Türkistan halkı Xitay'nın cinayetini şunca teşvik kılgan bolsa mı, bırak halkara sükut kılganlıkını. Şarkı Türkistan'ın hazırki ehvalini Türk dünyası şundaklı halkarağı bildiriş üçün Ankara'ya yürüyüş kılganlıkını tanıştırdı. Ali Ekber Damullam Ankara'ya yürüyüş seferiye tihamı köp kayrındaşlarımızın koşuluşuna çağrı kıldı. İgilinçe bu kıtımkı yürüyüş tahminen bir aygıcı devamlaştıran bulup, yol boyudaki şehir yazılarda Şarkı Türkistan'daki Xitay cinayetleri tanıştırıldıken. Maarif cemiyetinin bir hay'at Ankara'ya yürüyüş kılgan kayrındaşlarımızı ziyaret kıldı. 23 dekabr Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ye vakaleten Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman başçılığındaki 30 kişilik hay'at Ankara'ya piyade yolga çıkan kayrındaşlarımızı ziyaret kıldı. Ziyarette Abdülahad Abdurrahman onlara ilham verip bunularını bildirdi. Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı üstüden elip berivatkan bastırışı evcige çıkan bir peyitte muhacirettiki kayrındaşlarımız mı hareketke ötüşke başıldı. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgın kılıç cinayetini Türk halkıya hem de dünya halkıya bildiriş üçün kılgan Ankara'ya piyade yürüyüş hareketlerini kollayımız mübarek bulsun. Şarkı Türkistan'daki zulüm ahırlasun namıda büyük namayış ötküzüldü. 23 dekabr Ankara'da Şarkı Türkistan'daki zulüm ahırlasın temasida yığılış ötküzüldü. Yığılışını Büyük Birlik Partisi bilen Alperen Ocakları Vakfı birlikte teşkilleyen bulup, yığılışka Türk kayrındaşlar ve Türkiye'de yaşayabatkan Uygurlardan bulup 2000'den köp kişi katnaştı. Yığılışta Büyük Birlik Partisi reisi Mustafa Destici söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da atalmış koşmak tukkan namı bilen Şarkı Türkistan halkının ailesi geçe, Xitaylarını uğrullaştırıp Türklerinin nesilini kurtuşku urnu vatkallıkını lanetleş bilen birge, Xitay'ı xitap kılıp, Xitay öz pukralarına berilgen hukuklarını Uygur Türklerine beri vatımız digenle dava kılsa, takıp algan çigralarını açsın, halkaradaki barlık ahbarat uğrulları kirip tekşürsün digenlerine otturgu koydu. Doğu Türkistan'ın 40'ta 50'de biri olan milletler bile bağımsız bir şekilde yollarına devam etmektedirler. Ama iş Doğu Türkistan'a gelince orada herkes durmaktadır. Çünkü herkes Çin'le dengeler adına kendi çıkarlarını gözetmektedir. Halbuki Doğu Türkistan coğrafyasına baktığımız zaman Çin dışındaki neredeyse bütün komşuları ya Türk devletleridir ya Müslüman devletleridir. Ama maalesef Doğu Türkistan ümmetin kapsamı alanı dışında bırakılmış gibi. Bu çok üzücüdür. Maalesef Doğu Türkistan Türk dünyasının ilgi alanı dışında gibi. Bu çok üzücüdür. Doğu Türkistan'a hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının kendi toprağı, kendi vatandaşı gibi sahip çıkma mesuliyeti vardır. Eğer bu yapılmazsa tarih sorar, Allah sorar. Evet.
Yig'ilishda Alperen Ojaqlar rahbari esa Murat Aslan efendi so'z qilib, Sharq Turkiston xalqi qirg'in qilinayotgan bir paytda xalqaroning Uyg'ur turklarini qo'llashi kerakligini bildirdi. Yig'ilishda yana Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahman so'z qilib, Xitoy Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilyapti. Biz Turkiya hukumatidan Sharq Turkistonga vakil avatib tekshirishini talab qilamiz. Turkiyada yashayotgan nurg'un Uyg'urlar nupus ololmadi. Hatto vaqtliq turish kenishkisi ham berilmayapti. Bularga nupus berishini talab qilamiz deganlarni bildirdi. Sharq Turkiston kultur va madaniyat jamiyati raisi Sittim Turk so'z qilib, Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizni Xitoyning insobiga tashlab qo'yamdik. Unda qilishga qat'iy bo'lmaydi deganlarni bildirdi. Buyuk yig'ilish oxirlashgandan keyin bir qism Uyg'urlar Xitoy konsuli oldida namoyish qildi. Soqchilar bilan Uyg'urlar orasida to'qinish kelib chiqdi. Qashqarda 19 o'rinda turma borligi oshkorlandi. 23 dekabr WeTransfer to'ri orqali kelgan ma'lumotlarda bildirilishicha, Google Earth'ning tekshirib bekitishicha Sharq Turkistonning Qashqarda 19 o'rinda turma borligi oshkorlangan. Xabarda Qashqarda 2015 yili 4.14 million Uyg'urning borligi, Uyg'urlar Qashqar nupusining 36.7% ni tashkil qilganligi, Qashqar Uyg'urlarning soni eng ko'p rayonlarning biri ekanligini, Qashqardagi turma va lagerlar haqida izlanish orqali Sharq Turkistonning umumiy ahvolini bilishga bo'lganligi. Undan boshqa nurg'un yerlarda gumonlik o'rinlarning bor ekanligi, biroq u o'rinlarning texichi aniq dalillanmaganligi bildirilgan. Xabarda yana Qashqarning 19 o'rindagi turma 15 o'rindagi lagerlarning ko'lami bo'yicha hisoblaganda Qashqardagi eng oz deganda 500 ming odamning tutqun qilinganligi. Bu san Qashqardagi Uyg'ur nupusining 12% ni tashkil qilganligi. Agar bu sonni Sharq Turkistonning boshqa viloyatlariga o'rtoqlashtirganda, odamni cho'chitgidek insonning lager va turmalarda tutqun qilinganligini bilib olg'ili bo'ladiganligini oshkorlagan. Xitoy Uyg'urlarga aloqador Xitoycha tarixiy kitoblarni mo yig'ib ko'ydirishga boshladi. 24 dekabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Uyg'urlarga aloqador Xitoycha tarixiy kitoblarni mo yig'ib ko'ydirishga boshlagan. Xitoy Sharq Turkiston xalqining qo'lidagi dinga aloqador kitob, Uyg'urlarning tarixiga aloqador kitoblarni ko'ydirib tugatgandan keyin, yaqindan beri Uyg'urlarning madaniyatini yo'qotish g'arizida yanamo ilgarilagan asosda Xitoy doiralari besib tarqatgan Uyg'urlar va Uyg'urlarning tarixiga aloqador Uyg'urlarning islom dini bilan bo'lgan munosabati Uyg'urlarning urf-odati, ma'rif va tantarbiya ishlariga aloqador Xitoycha kitoblarning hammasini bir tutash yig'ib olib ko'ydirishga boshlagan. Indoneziyadagi apatda qazo qilganlarning soni 218 ga yetdi. Indoneziyadagi Sunda bo'g'izida maydonga kelgan dengiz toshqini apatida qazo qilganlarning soni 218 ga, yaralanganlarning soni 1016 ga yetdi. Indoneziya mamlakatlik tabiiy apatlarga taqobil turish agentligi bayonotchisi Sutupu Porovo Nugroho Sumatra va Kava orilig'i joylashgan Sunda bo'g'izida maydonga kelgan dengiz toshqini apatida qazo qilganlarning sonining 218 ga, yaralanganlarning sonining 1016 ga yetganligini uqtirdi. Dengiz toshqinida 57 odamning yo'qolib ketganligini aytgan Nugroho, ana Krakatau yanar tig'ining vulqonsimon o'zgarishlari tufayli yana dengiz toshqini hodisasi yuz berish ehtimoli borligini bildirib, yerlik xalqni sohilga yaqinlashmaslikka chaqirdi. Indoneziya miqyosidagi ba'zi rayonlarga o'rinlashtirilgan dengiz toshqini ogohlantirish tizimining yo o'g'irlanganligini yoki ziyonga uchraganligini aytgan Nugroho 2012 yildan buyon bu sistemalarning ishlamay kelayotganligini eskartib, dengiz toshqini ogohlantirish sistemasining jiddiy remont qilinishi yoki yangisiga almashtirilishi lozimligini bildirdi. Ijtimoiy taratqularda bu vaqtda tarqalgan uchurlarda dengiz toshqini ogohlantirish sistemalarining ishlamasligi tufayli nurg'un odamning qazo qilganligi va bu fojialarning javobgarining hukumat mas'ullari ekanligi bildirilib, hukumat tanqid qilindi. Izdash va qutqizish xizmatlari davomlashayotgan apat rayonida hozirgacha 3000 dan ortiq odamning boshqa joyga ko'chishga majbur bo'lganligi bildirildi. Aloqador mas'ullar rayondagi ana Krakatau yanar tig'idagi vulqonsimon o'zgarishlarning dengiz toshqini keltirib chiqaradiganligini uqtirgan edi. Ana Krakatau yanar tig'ining harakatlanishi sababidan bu yil sentabrda rayonda jiddiy holat e'lon qilindi. Bu yil 28 sentabrda Sulavesi orolidagi Palu qo'ltiqida maydonga kelgan 7.5 ball yer tebrash
ve deniz taşkını hadisesi de 2000'den artık adam kaza kılıp 1500'e yakın adam yokap ketken idi. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Hindonezya halkıya taziye ve teşekkür bildirdi. Türkiye'de faaliyet edip ervatkan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Hindonezya halkının Xitay tecavüzcülerinin zulümü astıda inravatkan Uyghur halkı üçün kan kölemlik namayiş ve herhal faaliyetler ötküzüşü arkalık Şarkı Türkistan halkıya iki çıkallıkı üçün Allah'a rahmet eytidigallıkını bildirdi. Ve tünügün dünmeyen yüzbergen deniz taşkını sebeplik yüzlerce kişinin vapat tepişi, Mınlarca kişinin yarılışığı sebep olgan apeti ziyanğı uçurgan halıqqa Çin kalbeden təziye bildirdi. Birlikte vakaleten sınlıq bayanat elan kılgan Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikte azası Ustaz Mahmutcan Damollam sözünü aldı bilen kaza kılgıçlarına təziye bildiriş bilen başlap, Allah'ın onlarga sabır ata kılışını, yardarlarga şifa berişini tilaş bilen birge, kan kölemlik namayış kılışı arqalıq Şarkı Türkistan halkı üçün hareketke ötken Hindonezya halkıya teşekkürlerini bildirdi. Devlet Bahçeli Şarkı Türkistan üçün sükutunu buzdi. Türkiye'deki en çok siyasi partiyelerden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi baş reisi Devlet Bahçeli uzundun bir an devamlaştırıvatkan sükutunu ahırı bozup taşlap, Xitay zulümü astıda inravatkan kıyrındaşları üçün söz kıldı. İctimai uçur vasıtası Twitter'da uçur elan kılgan Bahçeli monularını tılgı aldı. Şarkı Türkistan'da iskence ve asimilasiya kılınışkı uçuravatkan irktaşlarımızdan asla yalğız emestikini nahayeti kuvvetlik ve küçülük bir şekilde cekarlayman. Şununla işinimen ki, mezlumlarının ahleri, zalimlerinin tehditlerinin çüşür ve tılgan kün geledi. Hürmetlik için huzur görüşler, şuna kalı bir gün haberimiz Muşya'da ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, şahslarını Cenab-ı Allah'a tapışırmız. Şuna kalı programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.